Buyurun hocam. Yani hocamızın anlattığı konuyla alakalı. Evvela şunu yapmamız lazım. Bir, vahyedilen bir din var. Allah vahyediyor. Bir de bu dini bir anlama faaliyeti var. Şimdi dini anlama faaliyeti dediğimiz an otomatikman işin içine insan unsuru giriyor. Biz şunu iddia edemeyiz. Yani Allah'ın indirdiği dinin doğru olduğunu iddia edebiliriz. Tabii ki çok rahatlıkla. Çünkü her şeyi yaratan Allah. Bizi Allah biliyor. Allah evreni biliyor. O dine güvenebiliriz. Fakat bizim dini anlama faaliyetimizin Allah'ın indirdiğiyle özdeş olduğunu söyleyemeyiz. Bunun basit bir göstergesi var. İşte birçok konularda farklı yorumlar çıkıyor. Ha demek ki yani sonuçta bu yorumların hepsi bir anda mantıken doğru olamayacağına göre demek ki insani anlayışa geçince demek ki belli bir anlam kayıpları oluyor. Evet. Fakat şunu da hemen düşünmemek lazım. Yani dinin içi sırf kargaşaların alanıdır, hiçbir ortak payda yoktur, hep sırf ihtilaf olmuştur diye düşünmemek lazım. Mesela geniş bir ortak alanın da varlığına evvela bir dikkat çekmek lazım. Nedir o? Mesela Allah'ın varlığı ve birliği konusunda bütün mezhepler ayrılığına rağmen hepsi ortak fikirdedir. Mesela her birimizin buradaki varlığımızı... Pardon, bu mezhepte sadece İslami mezhepler. İslam dışı, mesela Hristiyanlıkta da böyle mezhepler. Hristiyanlıkla Yahudilik için de aynı şey geçerli. Şu anda söylediğim için. Evet. Ama ben şu anda İslam mezhepleri için de düşünüyorum. Sadece İslam mezhepleri için konuşuyorum. Yani Sünni mezhepler, Şii mezhepler hangisini de alırsak alalım. Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın kudretinin her şeyi yapmaya yeterli olduğu tipik konuda bir itilaf yoktur. Temelde cennetin, cehennemin varlığı, ahiretin varlığı. Bu dünyada iyi ahlaklı olmamız gerektiği tipik konularda bir fark yoktur. Ki bunlar çok çok temel meseleler. Yani her an her şeyin Allah'ın kudretiyle olması, hayatın anlamını Allah'a inancımızla ilişkili olduğu tipik onlar. Çok geniş bir alanda bir ortak kısım var. Ha, geniş bir itilafı kesin de var. Yani bu meseleler kadar temel olmasa da uygulamalarda. Mesela bir mezhepte işte ayağın meshedilmesi gerektiği söylenmişti. Bir mezhepte yıkanması gerektiği söylemişti. Hatta bundan daha derin de farklılıklar olmuştur. Yani şu anda sadece yaşayan mezheplere değil yani Mutezile, Harici, Mürciye gibi ilk dönem mezheplere gidersek uygulamalarda zannedilenden de çok farklılıklar var. Ha, bence buradan iki tip soru var. Birincisi bunlardan felsefi ve teolojik kelamla ilgili bir soru. Yani ne yapmalıyız sorusu bu. Doğru olan nedir? İslam'ı nasıl anlamalıyız sorusu. İkinci bir soru sosyolojik bir analizle ilgili bir soru. Yani bu mezheplerin durumları nedir? Çevrelerinden etkileşimleri ne şekildedir? Hangi sosyolojik süreçler bu mezhepleri bu hale getirmiştir? Gibi. Ben ilk soru hakkındaki evvela düşüncemi söyleyeyim. Bana göre İslam'ı nasıl anlamak gerekiyor? Bana göre İslam'ı mezhep temelinde anlamak yerine bence konu temelinde anlayan bir anlayış geliştirmemiz lazım. Yani, bu şu demek. Yani bunu iyi açıklamam lazım yanlış anlaşılmaması için. Şimdi mezhep temelli anlayış şu. Buna mukallitlik de denir. Yani bir mezhebe tam manasıyla bağlanma. Siz baştan bir mezhebi seçersiniz. Yani Hanefi dersiniz, Şafii dersiniz, Maliki, 12 İmam Şiası dersiniz, Mutezile, Mürciye dersiniz. Ve ondan sonra o mezhebin içindeki bütün konuları bir paket program olarak alırsınız. Komple. Fakat konulara göre düşünmek bence şöyle. Siz mezhebe bağlanmak yerine o zaman şu soruyu soruyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben hakkında mesela Kur'an yaratılmış mı yaratılmamış mı diye böyle bir tartışma olmuş İslam'da. Bunun hakkında ne nasıl düşünmeliyim? Hangisi doğru bir fikir? O zaman ben kendim gerçekten Kur'an'a bakarım. Kendi mantığımı kullanırım. Mezheplerin farklı koyduğu fikirleri de incelerim. Yani Mutezile'ye de bakarım. Eşari'ye de bakarım. Gazali'ye de bakarım. Kindi'ye de bakarım. Kim ne demiş? O konuda bir kanaate var. Ve abdestle ilgili bir itilaf mı oldu? Diyelim ki yıkanmasıyla veya meshedilmesiyle ilgili böyle hani uygulamayla veya imanla her iki konuda da olabilir. Bakarım iki konuya. Hangi konu daha mantıklıysa onu kabul edelim. Şimdi birçok kimse tabii kargaşa çıkar diye bu ikincisi pek tercih edilmemiş tarihsel olarak baktığımız. Aman siz bir mezhebe bağlanın bir paket program olarak mezhebin içindekileri alın demiş. Fakat bu yanlış yani bence. Tamam daha kolay olabilir. Yani ama sonuçta götürdüğü şey değil. Çünkü biz Kur'an'ı Allah'ın vahyettiği gibi herhangi bir mezhep imamının veya herhangi bir kişinin İslam düşüncesindeki o konuyla ilgili bütün yorumlarının birden doğru olabileceğini bize düşündürtecek bir şey yok. Yani böyle bir zeminimiz yok. Bu ayrı bir şey. Ama 800 yıl öncesini düşünürseniz hocam. Yani 800 yıl önce. Yani şu anda da olsa 800 yıl önce şu anda o mezhep imamının zaten ilk dönemlerde de söylediğim anlayış da buna yakın. İlk dönemlerde bile mezhep kurucularının birçoğu aman bu mezhep olsun herkes buna göre değil onlara bir sorular soruluyor cevap veriliyorlar. Onlar zamanla böyle bir paket program kabul edilen ekollere dönüşüyorlar. Yani ilk dönemlerdeki
bu içtihatları yapanların çoğuna baksak, onlar da evvelden birçok kimseyi, mesela Ebu Hanife'ye bakalım, Malik'e bakalım, ondan sonrakilere bakalım. Onlar bir bakıyorlar, bir konu geliyor karşılarına. Bir konuda bakıyorsunuz mesela, diyelim Hanbel sonradan gelmiştir. İmam Malik'e daha yakın bir görüşü vardır. Bir bakıyorsunuz Ebu Hanife'ye daha yakın görüşü vardır. Öyle bir görüş bulabilirsiniz ki aslında, ne bileyim yani, herhangi bir ondan önceki bu ekollerin içinde olmayan birine yakın burada bir görüş. Fazla burada rol oynamadı mı? Yetin olmamış mı? Yani oradaki ırklar mesela Hanbeli ve Malik'i daha çok Arap dünyasında yaygın, evet, iki mezhep. Öyle sosyolojik şeyler var. Sosyolojik, bu açıdan baktığın zaman belki ondan dolayı bu yorumlar yapılmış olamaz mı? Yani bir sıcak bir bölge vardır, çok sıcak bir bölge vardır, bir soğuk bir bölge vardır, buz bir bölge vardır. İşte abdest alırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor diyecek öbür için. Yani böyle bir acaba bir kısmı, ama yani bütün kısımları böyle şey yapamayız. Kendi anlayışlarınla alakalı bir sürü şey de var. Yani çünkü birbirinden de çok çok uzak bölgede değil bunların değil hepsi. Ama şeyde fazla birbirine uzak değiller yani. Yani böyle bir anlayışımız şu açıdan çok önemli bence. Bu konulara göre anlamak, mezheplere göre anlamak yani. Birincisi, bence mezhepler üzerinden bir bölünmeyi İslam dünyasında kaldırabilecek bir şey. Birinci. Bölünme var mı? Önem sırasına göre gider şey. Birincisi bence doğru olanı bu. O yüzden. Var mı öyle bir bölünme? Tabii yani ki oluyor. Mezhep taasubu değil mi burada oluyor biraz? Evet. Tabii mezhep taasubundan da ve diğer mezheplere, diğer görüşlere daha da sıcak bakmayı da getirebilecek bir şey. Şu açıdan daha sıcak bakmayı gerektirebilir. Siz bir konuya baktığınızda, Maturidi'de, İmam Cafer Sadık'ı, Gazali'de, İbn Sina'da, hepsini de faydalanabilecek. Gerekirse onun bakalım Kur'an hakkındaki yorum, öbürünün mü yorumu doğru diye düşünebiliyorsanız, aslında siz o zaman bunlardan herhangi birine bağlanmak yerine buradaki bütün kültürü zenginliğiyle değerlendiriyorsunuz. Ama bu mesela İbn Teymiye sizin bu şeyinizi savundu. Selefiler. Hayır, yok yok. Ama yok, benim savundu. Yani, sizin gibi o tarihte düşünenler olduğu zaman da katilleri vaciptir diye fetvalar çıkardı. Teymiye tabii benim gibi düşünmedi. Benim gibi düşünenlere ne demiştir bilmiyorum. Şöyle bir şansımız vardı sana. Evet. Bu mezheplerde Caner Bey'in de açıklaması da çok çok iyi oldu. İslam dini ve felsefeyle çok yakın münasebette bulunduğu, hatta bir felsefenin münasebetinin en zirvede olduğu noktalarda bu mezhepler çıktı zaten. Yani 8. yüzyıldan başlayın. Yani İpürüş'ten çok sonra değil mi hocam? Yani kas kuvveti şiddete bağlı. Mezhepler 2. 3. yüzyıldan çıktı. Milattan sonra. Evet. Hadis kitapları 3-4, kurumsal tarikatlar daha sonra geliyor. Yani. Sonra yani ilk tekke 8. zaten yüzyılda kurulmuştu falan. Sonra galiba tarikatlar değil mi hocam? Şimdi kurumsal yapı olarak özellikle Urgat hocamızın dediği de o. İlk tekke 2. yüzyıl diyorlar ama yani kurumsal yapı olarak 16. yüzyıl. Tabii 16. yüzyıla kadar gider.